Sevgili 8. sınıf öğrencilerimiz, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 8. sınıf Güzel İnsan Peygamber Efendimizin Hayatı 2. dönem 1. yazılı sorularımızla karşınızdayız. Sorularımıza başlamadan önce küçük bir hatırlatma yapayım. Bu yazının PDF'ini alt taraftaki açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Vakit kaybetmeden yazılımıza başlayalım. Birinci soruyu gördüğünüzde hocam burada siz doğru yanlış sormuşsunuz, Milli Eğitim Bakanlığı açık uçlu sorularda doğru yanlış sormuyor gibi bir şey söyleyebilirsiniz. Arkadaşlar burada sorularımı eklememin amacı, zaten dikkat ederseniz buraya A diye vermişim. Diğer soruları ayrı bir şekilde gösterdim. Buradaki amaç daha iyi konuyu kavrayabilmeniz için doğru yanlış sorularını verdim. Bu soruların zaten buradaki yazılı örneğine bir katkısı yok. Ekstra soru olarak düşünebilirsiniz. Birinci sorumuza baktığımızda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem 616 yılında Habeşistan'a hicret etmiştir demiş. Yanlıştır arkadaşlar. Peygamber Efendimiz Habeşistan'a hicret etmemiştir. Müminleri göndermiştir ve onları gönderdikleri tarih ise 614 ve 615 yıllarıdır. Peygamber Efendimiz yalnızca Medine'ye hicret etmiştir. Karşınıza bu tarz soru çıkarsa buradaki bilgi size fayda sağlayacaktır. Medine'nin eski adı Yesrib'dir demiş. Doğrudur. İslam inancına göre ilim öğrenmek kadın veya erkek her Müslümana farzdır. Doğrudur. Bak, bir farz gerçekleştiriyorsunuz burada. Medine Sözleşmesi Müslümanlar ile Mekkeli müşrikler arasında oluşturulmuştur demiş. Yanlıştır arkadaşlar. Medine Sözleşmesi Medine'deki bulunan Yahudilerle birlikte Medine'de bulunan hicret eden Müslümanlarla arasında yapılan bir dostluk sözleşmesi olarak ifade edebiliriz. Abdullah Şeyma Üneyse peygamberimizin süt kardeşleridir demiş. Bu da doğrudur. Şimdi geldik açık uçlu sorularımıza başlayalım. Birinci sorumuza baktığımızda yukarıdaki olay peygamberimizin güzel ahlakından hangisine örnektir? Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem pazara çıktığı bir gün çarşıda bir buğday satıcısına rastladı. Mübarek elini yığına daldırıp çıkarınca parmakları ıslandı. Adama "Ey satıcı, nedir bu?" diye sordu. Adam "Ey Allah'ın Resulü, yağmur ıslattı" deyince şöyle buyurdu. "Yaş olanları üste getirip herkesin görmesini sağlamaz mıydın? Kim bizi aldatırsa o bizden değildir" buyurdu. Burada Peygamber Efendimizin doğruluk ve dürüstlük algısını görebilirsiniz arkadaşlar. Yani Peygamber Efendimizin sıdk sıfatıyla da burada karşılaşabilirsiniz. Sıdk sıfatı nedir? Peygamber Efendimizin doğruluk ve dürüstlük anlamını ifade eder. Devam ettiğimizde ikinci sorumuza baktığımızda hüzün yılı kimlerin vefat ettiği yıldır? Arkadaşlar hüzün yılı Peygamber Efendimizin çok fazla değer verdiği iki önemli insanın vefatını kapsar. 619 yılında Peygamber Efendimizin eşi Hazreti Hatice annemizle birlikte Peygamber Efendimizin amcası arkadaşlar Ebu Talip, yani kendisine bakan, aynı zamanda da Hazreti Ali'nin babası olan Ebu Talib'in vefat etmesiyle bu yıla hüzün yılı denilmiştir ve Peygamber Efendimiz o iki ölüme de çok fazla üzülmüştür. Yani çok fazla üzülmüştür derken de yani zarar vermiştir ona, ama böyle hani feryat edip figan etmemiştir. Hazreti Peygamber'in ticaret ahlakıyla ilgili iki örnek davranışını yazınız. Yukarı tarafta baktığınız zaman arkadaşlar zaten Peygamber Efendimiz yukarıda ne demişti? Bizi kandıran bizden değildir demişti. Ve burada arkadaşlar doğru ve dürüst satışı görebilirsiniz. Doğru ve dürüst satış görebilirsiniz. Yine aynı şekilde Peygamber Efendimizin ticaret ahlakında adaletli davranmada yine söz konusudur. Bakın İslamiyet'te bir malı olduğu fiyatın çok fazla üstünde sattığınız zaman da kul hakkına girersiniz arkadaşlar. Bundan dolayı ticaretle ahlakında Peygamber Efendimizin tevazusunu, cömertlik ve sabrını görebilirsiniz. Sabırlılık yine görebileceğiniz ilkeler içerisindedir. Dördüncü sorumuza devam edelim. Eğer devam edebilirsek şöyle kağıdımızı çekelim. Dördüncü sorumuza baktığımız zaman ise arkadaşlar dördüncü sorumuzda diyor ki aşağıdaki kavramların anlamlarını yazınız. İfrat kavramı ve itidal kavramı. Arkadaşlar ifrat kavramı biz müminlere yakışmayacak bir kavram. Burada ifrat kavramı abartmak ve aşırıya kaçmak. aşırıya kaçmak anlamları vardır. İtidal ise arkadaşlar bize uyacak dengeli ve ölçülü olmak anlamını ifade eder. Hamza'nın şehit edilmesi, peygamberimizin dişlerinin kırılması, Müslümanların yenilgiye uğraması olayları hangi savaşı belirtir demiş. Arkadaşlar Uhud Dağı'nda gerçekleşen savaşı belirtir. Uhud Dağı'nda Peygamber Efendimizin görevlendirdiği 50 adet okçu ise bu bulundukları alandan indikleri için yine Uhud Savaşı kaybedilmiştir. Yoksa ilk başta hakikaten kazanılma noktasına gelinmiş bir savaştır. Daha sonra da zaten Hendek Savaşı olmuştur. Bedir daha önce, Bedir kuyuları, Uhud daha sonra da Hendek. Mekke'den Medine'ye hicret eden Müslümanlara, onlara yardım eden Medineli Müslümanlara ne denir demiş. Arkadaşlar bunu şöyle kısaca size anlatayım. Ve inşallah bir daha unutmazsınız. Şimdi Mekke'de o zamanlar çok büyük baskı olduğu için Müslümanlar 622 yılında, hatta daha öncesinde de başlayan bir hicret başladı Habeşistan'la birlikte. Medine'ye hicretler başladı. Peygamber Efendimiz o zamanlarda geldi 622 yılında. Bu hicret esnasında Mekke'den Medine'ye giden insanlara muhacir dendi. Muhacir. Hatta bizim de şu anda güzel Türkçemizde de kullanılan bir kelimedir muhacir kelimesi. Medine'de ise ev sahipliği yapanlara, bakın ev sahipliği yapanlara ise Ensar dendi. Dikkat ederseniz ikisinin de baş harfi E'dir. İsterseniz buradan da kodlayabilirsiniz. Mekke'den Medine'ye hicret eden Müslümanlara muhacir, Medineli Müslümanlara ise Ensar denilir arkadaşlar. Bu şekilde kafanızda kodlarsanız inşallah unutmazsınız. Mescid-i Nebevi'nin içerisinde yer alan okulun adı nedir? Arkadaşlar burada eğitim verilen okulun adı Suffe, diğer bir adıyla da Suffa şeklinde de karşınıza gelebilir. İki ismini de bilmenizde tabii ki de fayda var mıdır? Vardır. Nefes almadan konuşursak böyle oluyor arkadaşlar. Devam edelim. Yukarıda verilen olayların kronolojik olarak sıralanışını yazınız. O zaman tarih bakalım. Hüzün yılı için ben hangi tarihi söylemiştim? 619 yılı. Medine'ye hicret ise 622 yılı diye söylemiştim. Uhud Savaşı 625 yılına tekabül eder. Veda Haccı Peygamber Efendimizin ilk ve son haccıdır 632 yılı. İsra ve Miraç olayları yani Peygamber Efendimizin önce Kudüs'e sonra Allah katına yükselmesi ise 621 yılıdır. Bunları kronolojik olarak sıralayacak olursak ilk başta hüzün yılı olacaktır yani bir hüzün yılı. Daha sonra 21 yılı 5 yani arkadaşlar hatta şöyle Roma rakamıyla çizeyim 5 İsra olayı. Daha sonra Medine'ye hicret. Daha sonra Uhud Savaşı ve son olarak ise 4 olan Veda Haccı olacaktır. Geldik 9. sorumuza. 9. sorumuza baktığımızda Peygamberimiz orta namazın hangi namaz olarak açıklamıştır? Kur'an-ı Kerim'de namazlara ve orta namaza dikkat edin olarak buyurmaktadır. Arkadaşlar bunu çoğu insan ikindi yani alimler ikindi namazı olarak ifade ediyor. Yani dikkat ederseniz zaten sabah öğle akşam yatsı şeklinde iki kademe olarak düşünüp ikindi namazı şeklinde söylüyorlar. Ama bazı insanlar da sabah namazı olarak da ifade ediyor. Ama asıl doğru bilgi ikindi namazı olarak aklınızda bulunsun. Geldik Peygamber Efendimizle ilgili bir metin arkadaşlar. Ve şöyle söylüyor. Aşağıdaki metindeki boşlukları verilen kelimeler ile doğru olanlarla doldurunuz. Tabii kelimeleri vermedik arkadaşlar. Biz daha doğru bir cevap olsun diye. Şimdi tek tek burada kelimelerle metnimizi tamamlayalım. Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Arabistan Yarımadası'nın ... bölgesi. Hangi bölgede dünyaya gelmiştir? Hicaz bölgesinde dünyaya gelmiştir arkadaşlar. Ve ... şehrinde yani Mekke şehrinde kaç yılında dünyaya gelmiştir diyor. 571 yılında dünyaya gelmiştir. Annesinin adı Amine. Babasının adı ise Abdullah'tır. Babası henüz annesinin karnındayken kaybetmiştir. Peygamberimiz doğduktan sonra ... adlı süt annesiyle birlikte yani Halime adlı süt annesiyle birlikte 4 yıl ... şehrinde kalmış. Arkadaşlar bura ev Evtar şehri ya da Serat gibi karşınıza çıkabilir. Yine Mekke'de bulunan kısımlardır. İstediğiniz cevabı yazabilirsiniz. Zaten doğru sayılır. Peygamberimiz ... yaşındayken annesini kaybetmiştir. Peygamberimiz 6 yaşındayken annesini kaybetmiş. Ve bakımını dedesi Abdülmuttalip, çok fazla yerimiz yok, düzgün yazmaya çalışıyorum, üstlenmiştir. Ancak ... yıl sonra dedesi de vefat edince 2 yıl sonra dedesi vefat etmiştir. Yani 8 yaşındayken bu kez amcası Hazreti Ali'nin de babası Ebu Talib'in yanına yerleşmiştir. Peygamberimiz ... yaşında evleninceye kadar 25 yaşında evleninceye kadar, yani 25 yaşına kadar amcasının yanında kalmıştır. Metnimizi tamamladık. Alt taraftaki metnimize geçelim. Peygamberimizin ilk eşinin adı Hazreti Hatice annemizdir. Ve evlendiklerinde Peygamberimiz ... yaşında, 25 yaşında, eşi ise yani Hazreti Hatice annemiz 40 yaşındadır. Peygamberimizin ilk eşinden 6 çocuğu olmuştur arkadaşlar. Bu nerede kaldık? 6 çocuğu olmuştur. Ayrıca Hazreti Mariye'den de İbrahim adında bir oğlu olmuştur. Erkek çocuğu dünyaya gelmiştir. Ancak henüz 2 yaşına gelmeden vefat etmiştir. İlk vahiy peygamberimiz 40 yaşındayken ... dağı demiş. Hangi dağdı? Nur Dağı. Daha önceki derslerimi dinleyen varsa. ... mağarası Hira mağarasında Allah tarafından arkadaşlar, Allah tarafından yani ... aracılığıyla dediği için Cebrail aracılığıyla ilk emir oku, ilk ayetler ... suresi dediği için Alak suresinin ilk 5 ayetidir. Yani aslında şuraya bakarsanız size şöyle söyleyeyim. Buranın kesinlikle bir ekran resmini çekin arkadaşlar. Yani size çok fazla soru kazandıracak bilgi vardır. Yazılımımız burada bitmiştir arkadaşlar. İnşallah güzel güzel notlar alırsınız. Bir çizgi, 2 yuvarlak, kocaman kocaman, gülen gülen yüzler almanız dileğiyle. Bir sonraki ders görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.